O bilezikte yapacağınız tadilat yarın öğleye kadar biter mi? Tabii hanımefendi. Hiç merak etmeyin. Yarın 12'de bileziğiniz hazır. Mükemmel. Kocamla beraber gelip alacağız. Emredersiniz efendim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Usta! Usta! Bilezik yerinde yok, kaybolmuş! Ne? Sencek. Şu malı bir de ben yakından göreyim. Aferin. İyi iş gördün. Koleksiyonumuz hemen hemen tamamlandı. Yalnız şurada biraz boşluk var. Orasını da yarın akşam ele geçireceğimiz Ömer Faik Bey'in mücevherleriyle dolduracağız. Bu işte bitince artık hak ettiğimiz tatile başlayabiliriz. Güzel bir seyahat olacak. İnşallah yarın akşam bir aksilik olmaz. Nasıl bir aksilik? Ne bileyim. Bakarsın Ömer Faik Bey benimle yatak odasına çıkmak istemez. O şişman ihtiyarın sana hayır demesine imkan var mı yavrum? Bir çare cazibene öyle bir kapılmış ki, istersen canını bile alabilirsin. Bu bir iltifat mı? Yo, gerçeğin ta kendisi. Sen büyük bir kabiliyetsin, bunu inkar etmek haksızlık olur. Sana bir barda rastladım. Ama değerini hemen keşfettim ve yanıma aldım.
Görüyorsun ki neticede ikimiz de karlı çıktık. Sen de erkekleri baştan çıkaran öyle bir hassa var ki. Dur yapma. Neden? Şimdi sırası değil. Hem de tam sırası. Ömer Faik Bey de zevkine çok düşkün bir adamdır doğrusu. Ömer Faik Bey'in kokteylleri meşhurdur. Hiç de fena değil. İçerken gayet hafiftir ama ikinci kadehten sonra ayağa kalkabilene aşk olsun. Bana biraz müsaade. Buyurun efendim. Hay hay, güle güle, müsaade sizin. Teşekkür ederim. Sizi biraz yalnız bıraktım. Evet. Yavaş yavaş sıkılmaya başlıyorum. O nasıl söz sultanım? Yoksa beni üzmek için mi böyle konuşuyorsunuz? Halbuki ben bu küçük toplantıyı sizinle yalnız olabilmek için tertip ettim. Evet ama beraber olamıyoruz ki. Ben de sizden baş başa bir gece geçirebileceğimi sanmıştım. Sultanım, eğer arzunuz bu ise emredin hepsini evine gönderin. Hayır hayır. Buna lüzum yok. Bırakın onlar kendi aralarında eğlensinler. Acaba bu evde baş başa kalabileceğimiz bir yer bulmak mümkün değil mi? Kim demiş? Buyurun güzelim. İşte baş başa kalabileceğimiz ufak bir yer. Lambayı neden yakıyorsunuz? Yakmayayım mı güzelim? Dışarıdan gelen gecenin bu esrarlı aydınlığı daha güzel değil mi? Doğru, çok daha güzel. Neden orada duruyorsunuz? Gelsenize yanıma. Sevişmek için gelmemiş miydim? Devam et kızım! Murat! Thank you.
Bu akşam kalmak için bir oda istiyorum. Boş yeriniz var mı acaba? Evet, var. Yalnız kusura bakmayın, oda parasını peşin alırız. Tabii, vereyim ama... bütün bir 500 liram var. Acaba bunu bozar mısınız? Bir dakika bekleyin de bozayım. Cinayeti yazıyor ikinci baskı. Gazeteler geldi abi. Peki, bırak. Cinayeti yazıyor ikinci baskı. Cinayeti yazıyor. Hanımefendi, hanımefendi, paranın üstünü almadınız. Sağ ol abi. Çok güzel bir gece geçirdik değil mi? Of, dans etmekten ayaklarım tutulmuş. Öyle yorgunum ki. Bir de sabahleyin uçağa yetişmek için erkenden kalkacağımı düşündükçe... kabahat senin. Durup dururken, tam düğün arifesinde bir İtalya seyahati çıkardın. Seyahat dediğin de bir şey olsa bari, topu topu 10 gün. 10 günmüş. Az mı? Beni burada 10 gün yalnız başına bırakmaya nasıl razı olacak gönlün? Beni üzmek için böyle konuşuyorsun değil mi? Aşk olsun. Biliyorsun babam orada. 10 gün içinde yeni evimizi süslemek için birkaç parça eşya alıp... babamla beraber döneceğim. Belki gelinliğimi de oradan alırım. Fikret, eğer istemiyorsan gitmem. Yok canım, şaka yapıyorum. Ah şekerim, hemen de üzülür. Merak etme, seni 10 gün daha bekleyecek kadar seviyorum. Sen bu dünyadaki erkeklerin en iyisisin. Biliyorum. Bu aksini iddia ettiğim yok zaten. Sakın bu kelepiri elinden kaçırayım deme. Fikret, ister misin ben şimdi, bu yorgunlukla sabah uyanamayıp uçağı kaçırayım? Merak etme, ben sabah seni almaya geleceğim. Yatakta olsan uçağı gene yetiştiririm. Sen dünyadaki nişanlıların en iyisisin. Seni çok, çok seviyorum. Ben de Selma, ben de seni çok seviyorum. İyi geceler. Sana da yavrum. Hanım!
Neyse, hayatta olduğunuza sevindim. Aklıma daha kötü şeyler gelmişti. Gelin. Gelin, gelin. Affedersiniz, uyuyakalmışım. Evet, orası malum. Eğer seslenmeseydim, uyanacağınız da yoktu. Neniz var? Hasta mısınız? Hayır, hayır. Bir şeyim yok. Affedersiniz. Gece yarısı sizi de rahatsız ettim. Artık gidebilirim herhalde. Sizin bir yere gidecek haliniz yok. İçeri gelin de biraz toparlayın kendinizi. Şey... Sizi daha fazla rahatsız etmek istemem. Yok canım, ne rahatsız edeceksiniz? Baksanıza halinize. Hadi gelin içeri. Hadi. Evvela şu şömineyi yakalım. Gelin şöyle ateşin yanına da ısının biraz. Önce şu ıslak pardüsüyü çıkarım. Tam bu havada sokağa çıkacak kıyafeti bulmuşsunuz. Zatürre olmazsanız iyi. Bakın başlıyor işte. Gelin şöyle oturun. Size önce sıcak bir çay lazım. Hatta sıcak bir çorba daha iyi olacak galiba, değil mi? Siz biraz ısınıncaya kadar ben çorbanızı hazırlarım. İsterseniz daha önce bir parmak konyak vereyim. Hayır, teşekkür ederim. Çorbayı tercih ederim. Siz bilirsiniz. Nasıl buldunuz çorbayı? İyi olmuş mu? Çok lezzetli. Siz mi pişirdiniz yoksa? Yok canım, o kadar marifetli değilim. Haftada 3 gün gelen bir hizmetçim var. Ara sıra böyle şeyleri pişirip dolaba koyar. Hoş, evde pek yemek yediğim yoktur ya. Siz bekarsınız değil mi? Evet, daha doğrusu nişanlıyım. Öyle mi? Ya siz? Hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum. O kadar garip bir şekilde karşılaştık ki. Sizin gibi güzel bir kız... Böyle berbat bir gecede, saatlerce yağmur altında dolaştıktan sonra... ...bitkin bir halde arabama sığınıyorum. Bunun bir sebebi olmalı. Sizi bu hale getiren hadiseyi merak ettim doğrusu. Tabii cevap vermek zorunda değilsiniz. Belki derdinizi anlatıp rahatlamak istersiniz diye düşünmüştüm ama... ...hata ettim galiba. İsterseniz bütün bunları hiç konuşmamış olalım. Neden çorbanızı içmiyorsunuz? Teşekkür ederim, doydum. Sizi çok rahatsız ettim. Ben artık gitsem iyi olacak. Siz bilirsiniz ama... ...Eğer beni dinlerseniz biraz daha kalın. Bir yere gidecek haliniz yok. Bakın ayakta duramıyorsunuz. İyiyim. Size daha fazla yük olmak istemem. Benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Doktor Bey'le görüşmek istiyorum. Acaba orada mı? Evet, bekliyorum. Nasıl doktor?
Endişe edecek bir şey yok. Şiddetli soğuk algınlığı. Birkaç gün yataktan çıkmazsa kendini toparlar. Verdiğim ilaçları muntazaman alsın. Merak etmeyin, ben kendim veririm. Müsaadenizle. Güle güle doktor, teşekkür ederim. Tabii. Bak seni 10 gün yalnız bırakıyorum. Sakın nişanlını unutayım deme. O ne biçim laf? Hadi koş, şu uçağı kaçıracaksın. Gider gitmez sana hemen yazarım. Sizi uyanık bulduğuma sevindim. Bugün daha iyisiniz, değil mi? Evet, daha iyiyim. Ne oldu bana böyle birdenbire? Bütün gece yağmur altında dolaşmanın sonu budur işte. Siz mi giydirdiniz bana bu pijamayı? Evet. Başka çaremiz yoktu. Eğer o ıslak gece elbisesiyle kalsaydınız, zatürre olabilirdiniz. Ama merak etmeyin, yalnız değildim. Yanımda doktor vardı. Doktor mu? Hangi doktor? Dün gece o kadar fenaydınız ki, bir doktor çağırmak zorunda kaldım. Ya! Size ne işler çıkarmışım? Yok canım, onu düşünmeyeyim bile. Ha, bakın, size 1-2 elbise, bir de sabahlık aldım. Göz kararı ile tabii. İnşallah üzerinize uyar. Çok teşekkür ederim. Ama ne lüzum vardı böyle zahmetlere girmeye? Doktorun emri var. Daha 3-4 gün dışarı çıkmamanız lazım. Evin içinde de o tuvaletle dolaşamayacağınıza göre... Ha, bakın! Evde geçireceğiniz birkaç gün sizi oyalar diye düşündüm. Bana karşı o kadar iyisiniz ki... bütün bu yaptıklarınızı bilmem size nasıl ödeyeceğim. (Gülüyor)
Şey... Ben sizi yalnız bırakayım da... ...Rahat rahat giyin elbisenizi. Rahatsız etmiyorum ya. Rica ederim. Ama keşke hemen yataktan çıkmasaydınız. Yoksa yanınıza geldiğime memnun olmadınız mı? Yok, bilakis. Buna çok sevindim. Dün gece o kadar zayıf, o kadar bitkindiniz ki. Merak etmeyin. Kadınlar siz erkeklerin sandığından çok daha dayanıklı mahluklardır. Nasıl? Getirdiğiniz elbise yakışmış mı? Sizin üzerinizde olduğundan çok daha güzel görünüyor. Eğer bu bir komplimansa teşekkür ederim. Ya bir kompliman değilse? O zaman daha çok hoşuma gider. Bir içki alır mısınız? Kadınlarla konuşmasını biliyorsunuz. Ben mi? Hiç zannetmem. Hatta bu konuda oldukça beceriksizimdir. Benim kim olduğumu... ...Nasıl karşınıza çıktığımı çok merak ediyorsunuz değil mi? Gelin sizinle bir oyun oynayalım. Benim hakkımda karşılıklı tahminlerde bulunalım. Mesela... Bir an benim kocası tarafından aşığının kolları arasında yakalanmış... ...Ve gece yarısı sokağa atılmış bir kadın olduğumu düşünelim. Yok, hayır. Siz o kadın değilsiniz. Böyle güzel bir yüzün altında öyle kötü bir ruh barınamaz. Gerçekten kim olduğunuzu anlatmak istiyorsanız dinlemeye hazırım. Ama bir oyun içinde olsa kendinizi kötülemeniz hoşuma gitmedi. Haklısınız. Bu hafif kadın rolünü beceremedim galiba. Bir an için size enteresan görünmek istedim. Ama olmadı, hemen yakalandım. Demek nihayet olduğunuz gibi görünmeye karar verdiniz. Buna sevindim. Evet. Size kim olduğumu... ...Şu anda neden burada bulunduğumu... ...Her şeyi anlatacağım. Benim de her genç kız gibi... ...Pırıl pırıl hayallerim vardı. Onu bütün kalbimle seviyordum. Çok seneler önce... ...Mektep sıralarında başlayan bir çocukluk aşkıydı bu. Çok mutluyduk. Evlenecektik. Öyle kocaman hayallerimiz yoktu. Küçük, yeşil pancurlu evimiz... ...Bahçesinde oynayan çocuklarımız olacaktı. Ölünceye kadar... ...Belki çok mütevazı şartlar içinde... ...Fakat çok mutlu yaşayacaktık. Sonra... ...Bir anda her şey mahvoldu. Babası çok zalim bir adamdı. Daima bizi ayırmaya çalıştı. En sonunda tahsilini bahane ederek onu zorla Avrupa'ya gönderdi. Bunu dün gece bir arkadaşımın evindeki toplantıda öğrendim. Ne hale geldiğimi tahmin edersiniz tabii. Birden sokağa fırlamışım. Bütün gece deliler gibi yağmur altında dolaştım. Gerisini biliyorsunuz. Bu kadar ümitsizliğe kapılmayın. Belki döndüğü zaman sizi arayacaktır. Hayır. Geri gelse bile ona dönemem. Benim için aşk ve mutluluk diye bir şey yok artık. Sizi böyle üzeceğimi bilseydim bu bahsi hiç açmazdım. Aldırmayın canım. Artık üzüldüğüm yok. Onu unuttum bile.
Böyle sıkıcı bir hikaye anlatarak gecenizi berbat ettiğim için asıl kabahat bende. Eğer ben olmasaydım, belki şu anda bir yerde eğlenecek, dans edecektiniz. Bu bahsi kapatalım daha iyi. Ne güzel müzik. Gelin dans edelim. Tabii, benden dans etmek isterseniz. Hadi. Tabii. Tabii isterim. Ama inanın ki... Bu vakit geç oldu. Odanıza çıksanız. Ne olur gidip yatın artık. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Söz veriyorum, bir daha bu kabalığı yapmayacağım.
Suzan! Sen ağlıyorsun. Evet. Çok uzun zamandan beri ilk defa ağlıyorum. Artık dünyada hiçbir şey bana gözyaşı döktüremez sanırdım. Yoksa olanlara pişman mısın? Bilakis. Bu gözyaşları sayesinde hala bazı güzel şeylerin beni duygulandırabileceğini anladım. Bana hiç unutamayacağım çok mutlu 3 gün yaşattın. Bunu ölünceye kadar hayatımın en değerli hatırası olarak saklayacağım. Sanki ayrılacakmışız gibi konuşuyorsun. Evet Fikret. Ayrılacağız. Hayır. Başka çaremiz yok. Ayrılmamız lazım. Hayır. Hayır, artık seni bırakamam. Daha beni doğru dürüst tanımıyorsun bile. Bunun ne önemi var? Nereden gelirsen gel. Kim olursan ol. Seni tanımadan evvel yaşadığın hayat umurumda bile değil. Ama her şeyiyle sana bağlanmış, seni tertemiz bir aşkla seven bir kız var. Onun dünyasını yıkarak kuracağımız birleşmeden hayır gelir mi sanıyorsun? Ona her şeyi anlatırım. Hayır. Hiçbir şey anlatmanı istemiyorum. Kim bilir, belki o sana benden daha çok layıktır. Ona dönmen lazım. Beni biraz olsun sevdiğini zannetmiştim. Evet, seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ama hayatına girmeme imkan yok. Peki ama neden? Ne olur ısrar etme. Bu ikimizi de üzmekten başka bir şeye yaramaz. Peki, o dönünceye kadar kalamaz mısın? Eğer bana söz verirsen 3 gün daha seninle kalırım. Ama sadece 3 gün. Sonra da o dönmeden bir gün evvel tıpkı geldiğim gibi sessizce ortadan kaybolurum. Fakat bana söz vermen lazım. Vakit geldiği zaman mani olmaya kalkmayacaksın. Söz veriyor musun? Anlaştığımıza sevindim. Artık bu konuda hiçbir şey konuşmayacağız. Yoruldun mu? Evet, biraz yoruldum galiba. Epey dolaştık. Yarın uçak kaçta geliyor? Hı? Selma'nın uçağı diyorum. Kaçta geliyor? 11'de galiba. Onu karşılamaya gideceksin değil mi? Suzan, ne olur bırak şu meseleyi halledeyim. Hayır, halledilecek bir mesele yok ortada. Nişanlın yarın geliyor ve sen ona döneceksin. Pazarlığımızı baştan yapmıştık. Artık bu konuda bir şey konuşmak istemiyorum. Bırak, bu son gecemizi hiç yarını düşünmeden, sanki bütün yarınlar bizimmiş gibi geçirelim.
gitmem lazım Fikret. Ne olur buna mani olmaya kalkma. Hayır Suzan, bırakmayacağım seni. Çünkü... Çünkü elimde değil bu. Ama söz vermiştin. Geri alıyorum verdiğim sözü. Beni terk ettiğin an bütün dünyam yıkılabilir. Yaşamanın, hayatın bir kıymeti kalmaz benim için. İnan buna. Ne olur, ne olur böyle konuşma. Zaten çok güç bir durumdayım. Sen kendin yaratıyorsun o güç durumu. Beni sevdiğini biliyorum Suzan. Sakın inkar etmeye kalkma bunu. Hayır. Bunu hiçbir zaman inkar etmem. Evet. Seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Benim bir erkeği sevmemin ne kadar mühim olduğunu bilemezsin. Ama gene de gitmem lazım. Selma yarın geliyor. Aramızda olanları öğrenmemeli. Merak etme. Ona her şeyi anlatacağım. Hayır. Sakın yapma bunu. Zavallı kızın bütün dünyasını yıkarsın. Ya biz? Biz ne olacağız? Bizim yıkılan dünyamızın bir önemi yok mu? Selma'nın anlayış göstereceğinden eminim. Ondan aranızdaki bağ bir çocukluk aşkı. Birleşmemiz için ailece verilmiş bir sözdür. Daha çok genç. Belki biraz üzülecek fakat çabuk unutacaktır. Ama ben... Benim senden ayrılmam sonum demektir. Bu beni ölüme kadar götürebilir. Fikret! Ne olursun böyle konuşma! Dayanamıyorum! Dayanamıyorum artık! Yaptığın bu mücadelenin faydasız olduğunu sen de biliyorsun. Vazgeç artık! Biz birbirimizden ayrılamayız Suzan. Çünkü birbirimiz için yaratılmışız. Beni affedebilecek misin? Ortada affedilecek bir şey yok ki. Biliyor musun, onu çok merak ediyorum. Bu kadar kısa zamanda... ...seni kendine böyle aşık ettiğine göre... ...kim bilir ne kadar güzel... ...nasıl melek gibi bir kızdır. Evet, öyle. Tıpkı bir melek gibi. Al bunu. Selma! Hayır, hiçbir şey söyleme. Al. Artık o bana ait değil. Seni daima seveceğim Fikret. Ama bunu saadetini gölgelemek için söylemiyorum. En büyük tesellim seni mutlu görmek olacaktır. Selma! Çocukluğumdan beri ne zaman müşkül durumda kalsam bana yardım eder... ...hatalarından dolayı beni affederdin. Ama bu seferki çok farklı. Yaptığın fedakarlığı anlamıyor değilim. Sevgi fedakarlıklarla ölçülür Fikret. Gerçekten seven insan bunu bilir. Hadi artık git, onu daha fazla bekletme. Çok iyisin. Hadi onunla çok mesut olayım mı? Olsun Fikret, ödümü kopardın, aklım başımdan gitti. Şimdi seni bir öperim, aklın başına gelir. Aa, dur Fikret, yapma! Etraftan bir gören olur. Hiç kimse umurumda değil. Bütün dünyaya mutluluğumu haykırmak istiyorum. Fikret, sevgilim. Hadi, sen şimdi çiçeklerle uğraşmayı bırak da bir an evvel hazırlanmaya bak. Bu akşam çok güzel olmanı istiyorum. Ha? Bir yere mi gidiyoruz? Evet, yemeğe gidiyoruz. Ne yemeği bu? Yeni tanıştığım büyük bir iş adamının evine akşam yemeğine gidiyoruz. Suzan biliyor musun, sen uğur getirdin bana. Çok büyük bir işe giriyorum. Yeni bir ortak buldum. Dünyanın en zeki adamı. Bütün servetimi bu işe yatıracağım. Belki biraz riskli görünüyor ama ona çok itimadım var. Sonunda büyük karımız olacak. Nasıl bir iş bu?
Şimdi sana anlatmak uzun sürer, hadi! Bir an evvel hazırlan, vakit kaybetmeyelim ha! Nasıl olsa akşam yemekte bunu konuşacağız, o zaman öğrenirsin! Beyefendiye geldiğinize haber vereyim. Şöyle istirahat buyurun. Merci. Fikret, şu resme bak, ne kadar güzel! Orijinal bir tablodur. Eski bir Rus ressamına ait. Bilmem, klasik resmi sever misiniz? Klasik sanata hürmetim vardır ama doğrusu modern resmi tercih ederim. Zevkleri ve renkleri münakaşa etmek faydasızdır derler. Evime hoş geldiniz hanımefendi. Suzan, nişanlım. Öyle mi? Dostum, böyle şahane bir güzelliğe sahip olduğunuz için talihli bir insansınız. Sizin yerinizde olsam, bu nişanlılık devresini fazla uzatmam. Çok yakında evleniyoruz. Nikah muamelesi yapılıyor. Bravo! İsabetli bir davranış. Güzelliğiyle bu geceyi süsleyen Suzan Hanım'a küçük bir hediye vermek isterim. Nem var sevgilim? Hiçbir şeyim yok. Bunu bir dostun nişan hediyesi olarak kabul ederseniz çok sevineceğim. Fakat... Uzatın bileğinizi. Ama çok değerli bir mücevher bu. İnanın ki... hanımefendinin bileğini süslemeden önce hiçbir değeri yoktu. Asıl şimdi layık olduğu yeri kazandı. Fakat bu kadar pahalı bir hediyeyi kabul etmek... üzerinde konuşmaya bile değmez. Artık biz iki iş ortağıyız. Birbirimize büyük menfaatler temin edeceğiz. Aramızda bu kadar küçük bir şeyin lafı bile olmamalı. Ha, bakın o satın almayı düşündüğümüz arsayı gidip gördüm. Sanıyorum ki... Bırakın dostum, şimdi iş konuşmanın sırası değil. Aç karnına hanımefendinin canını sıkmaya hiç hakkımız yok. Bu meseleleri yemekten sonra görüşürüz. Buyurun, öbür salona geçelim. Tabii, tabii memnun oluruz. Gelsene şekerim. Geliyorum. Zaten. Al bunu. Yazık, sana çok yakışmıştı. En az 30.000 lira değeri var bunun. Çalınmış olduktan sonra neye yarar? Namuslu bir insan çalınmış bir malı kullanamaz. Vay vay vay! Ne kocaman laflar bunlar! Ben görmeyeli çok değişmişsin. Evet, değiştim. Niye çıktın gene karşıma? Tam mesut olacağım sırada hayatımı alt üst etmek mi istiyorsun? Bakıyorum birkaç gün içinde masum bir genç kız oluvermişsin. Bana bak Murat! Fikret'i seviyorum. Onunla evlenip tertemiz bir hayata başlayacağım. Sakın buna mani olmaya kalkma. Yoo! Böyle bir şeye katiyen niyetim yok. Benim aşka hürmetim büyüktür. Merak etme, evlenmenize mani olacak diyelim. Bana itimat edebilirsin. Sana itimat etmek mi? Beni Ömer Faik Bey'in cesediyle baş başa bırakıp kaçtıktan sonra sana güvenmem artık. Öyle gerekiyordu. Mücevherleri kaçırmam lazımdı. Sonra... senin oradan yakanı kurtaracak kadar zeki olduğunu biliyordum. söyle bakalım. Düğün ne zaman? Aklınca alay mı ediyorsun? Hayır. Gayet ciddi konuşuyorum.
İnan ki bu delikanlı ile evlenmeni senin kadar ben de istiyorum. Çünkü bu işte ikimizin de menfaati var. Biraz daha açık konuşamaz mısın? Konuşayım. Fikret çok zengin bir adam. Onunla evlendiğin zaman sen de zengin bir adamın karısı olacaksın. Bundan sana ne? Dur, acele etme. Bu mesut evlilik 6 ay, belki 1 yıl devam edecek. Sonra bir bakacaksın, birdenbire zengin bir dul oluvermişsin. İşte o zaman seninle ikimiz şimdilik geri kalmış seyahatimize çıkıp dünyayı dolaşacağız. Ve ben sana elimden geldiği kadar sevgili kocanın acısını unutturmaya çalışacağım. Ne demek istiyorsun? Yani... Evet, tam anladığın gibi. Ha, işin teknik tarafı bana ait. Elimde bir insanı hiç iz bırakmadan yavaş yavaş yok edecek mükemmel zehirler var. Sen sadece sana vereceğim tozlardan onun yemeklerine bir parçacık serpeceksin. Tıpkı tuz serper gibi. Hayır, 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 bunu yapmana müsaade edin! Suzan! Suzan! Fikret'e kötülük edemeyeceksin. Buna mani olacağım Murat! Bravo! İşte fazilet örneği bir davranış. Bir dürüstlük numunesi. Fazilet, dürüstlük, vicdan... Bütün bunlar güzel şeylerdir ama yalnız kağıt üzerinde. Kitaplarda. Hayatta bunların hiçbir insanın kendi işine yaramaz. Bana bak kızım, beni iyi tanırsın. Bir şeyi kafama koydum mu yaparım onu. Seni o herifin geberdiği geceden beri adım adım takip ettim. Bu planı o zamandan beri hazırlıyorum. Bana mani olmaya kalkma, sonra pişman olursun. Beni korkutamazsın Murat. Çünkü Fikret'ten başka kaybedecek bir şeyim yok. Eğer ona bir kötülük yapmaya kalkarsam polise gider, işlediğin cinayeti anlatırım. Aşık olmak sana hiç yaramamış bebeğim, kafan hiç işlemiyor. Orada beni hiç kimse görmedik. Polis katil olarak bir kadını arıyor. Eğer ellerine geçecek olursam, o gece salonda bulunan şahitler rahmetli Ömer Faik Bey'le beraber odaya senin çıktığını söyleyeceklerdir. Görüyorsun ya, durumun hiç de parlak değil. Ama merak etme, seni ele verecek değilim. Çünkü sana ihtiyacım var. Hadi git yat artık, bu gecelik bu kadar mücadele yeter. Suzan! Burada mıydın sen? Uyandın demek. Nereden geliyorsun bu saatte? Yeni iş ortağınız Murat'ın yanındaydı. Murat'ın yanında mıydın? Hı, evet. Ne münasebet? Madem merak ediyorsun, anlatayım. Zaten bu oynadığımız oyundan sıkılmaya başladım. Şu senin yeni iş ortağın Murat Bey var ya... Ben onu çok eskiden tanırım. Daha doğrusu senelerden beri metresiyim onun. Sen? Sen neler söylüyorsun? Dur, acele etme, dahası var. Seninle olan şu bir haftalık münasebetimize gelince... o da benim için ufak bir maceradan ibaretti. Yeter, yeter, sus artık! Dur da lafımı bitireyim.
Artık oyuna son verdiğimize göre her şeyi öğrenmek hakkındır. Evet, sana rastladığım zaman çok müşkül durumdaydım. Barınacak bir yere ihtiyacım vardı. Sen büyük bir iyi niyetle bunu bana temin ettin. Fakat şu anda kendimi sana karşı borçlu hissetmiyorum. Çünkü bana yaptıklarının karşılığını koynuna girerek ödedim. Öyle değil mi? Allah'ım, ne iğrenç laflar bunlar! Evet, belki senin ahlak anlayışına göre iğrenç ama gerçek. Sus artık! Daha fazla dinlemek istemiyorum! Merak etme, sonuna geldim zaten. Seni beğeniyorum. İyi bir insansın. Ama bir erkek olarak bana göre değilsin. Biraz hafif buldum seni. Sokaklar senin gibileriyle dolu. Standart iyi insan tipi. Ha, bak! Selma tam sana göre. Eğer beni dinlersen hemen ona dön. Seni çok mesut eder. Ama ben erkek diye Murat gibisin ederim. Beni tokatlayan ilk erkek sen değilsin. Onun için buna pek şaşırmadım. Hatta eğer seni rahatlatacaksa bir tane daha vurabilirsin. Defol, defol buradan! Artık seni karşımda görmeye tahammül edemiyorum! Sen bilirsin ama eğer istemiyorsan... Yeter! Defol git buradan! Yoksa bana çok fena şeyler yaptıracaksın! Merak etme, gidiyorum. Yalnız benden sana son bir tavsiye. Eğer zerre kadar aklın varsa Selma'ya git ve kendini affettirmeye çalış. Seni ancak o mesut edebilir. Aşka inanmam, yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. Aşka gönül vermem, aşka inanmam, yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. Böyle bir arzuya meyledip kanmam. Unut sevme beni, 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 bu aşkın sonu. Ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Aklım almıyor Selma! Bir insan nasıl bu kadar aldanabilir? Böyle iğrenç bir oyunu oynayacağı nereden aklıma gelirdi? Eğer tanısaydın sen de ona inanırdın. Adeta büyüledi beni. Avucumun içindeki saadeti göremeyecek kadar kör oldum. Ne diyeyim, bilmiyorum ki! Selma, bunu senden istemeye hiç hakkım yok ama... acaba beni affedebilecek misin? Tabii, seni çoktan affettim ben. Sana olan sevgime gelince o hiç eksilmedi ki. Hayatımızda bir fırtınaydı bu, geldi geçti. Düşünme artık! Selma, gösterdiğim bu büyüklük karşısında nasıl eziliyorum bir bilsen. Benim için dünyada yalnız sen varmışsın meğer. Ancak senin yanında mutlu olabilirmişim ben. Bunun böyle olduğunu sokak kadını bile anlamış da ben farkında değilmişim. O bile sana koşmamı, kendimi affettirmeye çalışmamı söyledi. Suzan mı söyledi bunu? Evet. Beni gerçekten affediyorsun değil mi? Nişan yüzüklerimizi hiç vakit kaybetmeden hemen bu akşam tekrar takmamızı istiyorum. Şey... Suzan şimdi nerede olabilir acaba? Nerede olacak? Senelerden beri metresi bulunduğu Murat Bey'in kolları arasındadır herhalde.
Şey, kapatıyoruz artık efendim. Ya! O kadar geç oldum. Saat 5:30. Sabah oluyor. Sabah. Demek yeni bir gün başlıyor. Yepyeni bir gün. Hayrola? Ne işin var burada? Sana geldim. Hoş geldin. Ama lüzumsuz bir ziyaret oldu bu. Sonra Fikret ikide bir bana böyle geldiğini öğrenirse işin güçleşir. O iş bitti artık. Nasıl? Fikret'le aramızda hiçbir şey kalmadı. Nişanlısına dönüyor. Ya? Ya? Nasıl oldu bu iş böyle birdenbire? Böyle biteceği belliydi. En sonunda benim ne kadar kirli bir geçmişim olduğunu öğrendi. Dün gece artık aramızda hiçbir şey kalmadığını söyleyerek beni kovdu. Nişanlısından af dilemeye gitti. Vay vay vay! Beni bu kadar kolay mı kandırabileceğini sanıyorsun? Fikret'le aranızdaki bağı sen kopardın. Sırf o muhallebi çocuğuna bir kötülük gelmesin diye bana ihanet ettin. Evet, onu ben terk ettim. Hem bu benim için kolay olmadı. Çok acı çektim. Hala da çekiyorum. Ama eğer benim varlığım ona kötülük getirecekse bu acıya seve seve katlanırım. Hiç kimsenin Fikret'e kötülük yapmasına müsaade edemem. Anlıyor musun? Hiç kimsenin! Ne işiniz var burada? Sizinle biraz konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksınız benimle? Aramızda görüşülecek bir mesele mi var? Evet, var. Fikret! Fikret mi? Artık beni hiç ilgilendirmiyor. Zaten baştan beri ciddiye almamıştım onu. Yalan söylüyorsunuz. Onu sevdiğinizi biliyorum. Eğer bu fedakarlığı benim için yapıyorsanız hiç lüzum yok. Ne fedakarlığı! Eğer onu sevseydim yanında kalırdım. Fikret benim için ufacık bir kapristi. Şu anda nerede bulunduğumu görüyorsunuz. İşte benim sevdiğim adam. Onu dünyada hiçbir erkeğe değişmem. Murat'ı seviyorum ben. Anlıyor musunuz? Murat'ı seviyorum. Daha ne duruyorsunuz burada? Gözünüzle gördünüz işte. Hadi gidin artık nişanlınızın yanına. Bizi rahat bırakın. Pek dokunaklı bir sahneydi doğrusu. Faziletli ve fedakar bir insan rolü oynamaya kalkan bir sokak kadınının beceriksiz çırpınışları. Murat! Yahut daha süslü bir deyimle, sevdiği erkeği kurtarmak için tacını feda eden bedbaht bir kraliçenin zavallı çırpınışları. Murat, sus! Küçük hanım, vaziyet tıpkı sizin tahmin ettiğiniz gibi. Bu zavallı mahluk nişanlınıza deli gibi aşık. Ne büyük bir hata diyeyim. Murat, sus! Yeter artık! Eğer kafasını kullansaydı, kısa zamanda büyük bir servetin sahibi olabilirdi. Ama ne yazık ki o da her kadın gibi aşk uğruna böyle bir nimeti tepecek kadar budala! Yeter! Dur güzelim, daha bitmedi. Şimdi küçük hanıma senin kim olduğunu anlatacağım. Onu bir barda buldum. Buladınız. Başka çare var mıydı? Hem bir zamanlar bu eller sizin saadetinizi çalmaya kalkmıştı. Kana bulansalar ne fark eder? Hadi gidin artık, durmayın burada. Hayır, sizi bu vaziyette bırakamam. Yardım etmem, bir şeyler yapmam lazım. Benim için yapabileceğin tek şey Fikret'i mesut etmektir. Onu çok seviyorsunuz, değil mi? Bunun ne önemi var? Mühim olan Fikret'in mesud olması. Bunu da ancak
sen yapabilirsin. Durma artık, git onun yanına. Benim kim olduğumu biraz evvel kulağınla duydun. Benim gibi damgalı bir kadın Fikret'e hiçbir zaman layık olamazdı. Hayır, kötü bir adamdı o, yalan söylüyordu. Sizse çok büyük bir insansınız. Bunun da bir önemi yok artık. Yalnız senden bir tek şey istiyorum. Bütün bunlardan Fikret'in haberi olmasın. Bunu her şeyini kaybetmiş bir kadının son arzusu olarak kabul et. Anlıyorum. Hadi, git artık buradan. Sizin için yapabileceğim hiçbir şey yok mu? Hayır, yok. Polis müdüriyeti mi? Selma, bir şey mi var? Yok, bir şey yok. Bir saniye daha müsaade edin. Ne olur. Peki. Artık gidebiliriz.